Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Cenab-ı Allah bütün kader mahkumlarının ve ailelerinin yar ve yardımcısı olsun. Arkadaşlar, ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular Avrupa İnsan Hakları bildirgelerine göre tamamen eşit derecede ve insan hakkı ihlali olmadan cezalarını infaz etmek, aynı zamanda da ıslah olmak amacıyla ceza infaz kurumlarına alınır. Bizim ülkemizde kapasitesinin çok çok üzerinde kader mahkumları yerlerde yatıyor. Aileler ekonomik ve sosyal dengesizlik sebepleriyle şu anda cezaevindeki mahkumuna bakamıyor. Bir adaletsizlik var. Çıkan yasalar tecavüzcülere ve sapıklara vurdu. Bir kavgadan dolayı çift mükerrür almış eski dosyalarıyla da bu birleşmiş olan kardeşlerimiz sadece kavgadan dolayı yararlanamadı. Tecavüzcünün yararlandığı ve gerçekten de asbel kadar spontane bir şekilde ufak suçlardan mükerrür yemiş insanlar yararlanamadı. Demek istediğim şu arkadaşlar, hükümetin politikaları zaten yerel ekonomide sıçtı. Kusura bakmayın, zaten işinden çıkamıyorlar. Kulis bilgileri içerisinde, meclisin içerisinde konuşulan bilgiler arasında bir genel haf hazırlığı içerisinde olduğu söyleniyor. Bu Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir şekilde toplumsal barış endeksi adı altında bir yasa çıkartabilirler genel haf ile ilgili. Çünkü her noktada bir eşitsizlik var. Tahmini süreçte söyleyeyim, siz ümitlerinizi ve hayallerinizi yitirmeyin. Yani tamamen arkadaşlar, şu anda ne olacaksa sürpriz olacak. Biliyorum, farkındayım, çok saçma yasa çıkardılar. Hiçbir şekilde hiç kimseyi tatmin etmeyen bir yasa oldu ki insanların tekrardan ıslah olup ailelerine ve sevdiklerine bağlı bir şekilde tertemiz hayat yaşayabileceği bir yasa değildi bu. Benim kendi şahsi fikrim, denetimli serbestlik bir prangadır. İnsanları cezaevinde tutan bir prangadır arkadaşlar. Bence kesinlikle hiçbir suça karışmadıkları takdirde tekrardan cezaevine alınmamaları gereken insanlar var. Fakat yıllar sonra arkadaşlar, Covid izindeki mahkumların belirli kademelerini tekrar cezaevine çağırdılar. Bu çok gerçekten de hakkaniyetin dışında arkadaşlar. Ama maalesef arkadaşlar, burası Türkiye Cumhuriyeti. Bu tarz şeylere alışmamız gerekiyor. Sizlerden ricam, bu kanalı takip edin. Aynı zamanda da videoyu beğenin ve yorum atın arkadaşlar. Ben elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah bütün kader mahkumlarının ve ailelerinin yar ve yardımcısı olsun inşallah.